Arkadaşlar, bu Honda Civic'in bir bug'ını buldum. Çok enteresan bir şey. Bu arabanın camlarını açtığınız zaman arabanın iç hacmi genişliyor ya. Nasıl? Nasıl ya? Böyle kalırsın işte nasıl diye. Bakın arkadaşlar, gösteriyorum. Para Babası kanalından merhaba arkadaşlar. Hondacılar burada mı Hondacılar? Buradayım. Elma yiyorum. Arkadaşlar, Honda Civic 2012 model. Çok böyle kısa yüzeysel aldığımız arabayı tanıtacağım, göstereceğim. Bazı bug'lar var böyle, hoşuma gitmeyen tarafları var, onları söyleyeceğim. Hondacılar kızmasın. Çok seviyorlar ama niye böyle bu Honda ile bu arzu ettiğim kanun şeyini bir türlü sağlayamıyorum. Hadi incelememize başlayalım ama... Arkadaşlar, hava bir soğuk bir soğuk, güneşe aldanmayın. Arabamız 2012 model manuel Honda Civic Elegance. Yani Eco Elegance olarak değerlendiriliyor. Tabii LPG'si falan var. Neydi başka? 40. yıl aynı zamanda arkadaşlar. İşte koltuk ısıtması, katlanır aynası, sunroof'u vesairesi hepsi mevcut. Arabamızı da işte İnan Hoca'dan almıştık. Takasla almıştık biliyorsunuz. 2020 model Civic verdik. Bunu aldık. Herhangi bir kozmetik olarak dışında çok aman aman bir şey yok. İçi de çok temiz. Oldukça temizdi ama tabii yılların vermiş olduğu bir koyulaşma falan vardı. Pasta, cila koyma işte biliyorsunuz. Bizim arkadaşlar da Balbay'da. Onların hepsini yaptırdık. Araba sıfır gibi çıktı. Şimdi videonun içine arabanın içinden devam edeceğiz ama dışarıdan şöyle birkaç kusur var. Onları göstereyim. Arabanın motor kaputunda ufak tefek taş izleri var. Hemen içine geçmemiz lazım Asım. Bu şey gibi oldu ya. Film sahneleri gibi. Hemen arabanın içine geçmemiz lazım. Şurada bir vernik atığı var arkadaşlar. Zaten şurası boyalıydı. Ondan sonracığıma kozmetik olarak çok da fazla dışında anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi arabanın içine binelim. Hem içinden arabadan bahsedeyim. Hem de sürüş testi yapalım. İçi daha iyi. İçi daha iyi değil mi? İçeriden devam edelim. Arkadaşlar, arabanın içine geçtiğimiz için çok mutluyuz. Ya, o kadar coşkulandım ki, o kadar keyiflendim ki yemin ediyorum şu çay bardağını yiyebilirim. İç kozmetiği de neredeyse pırıl pırıl. Koltuklarında bir tane sigara yanığı yok, leke yok, bir şey yok. Sadece ve sadece direksiyondaki düğmenin şurasında bir küçük deforme var. Şurasında var. Bunu da hiçbir, yani ikinci el araç satan kimse hani bunların lafını etmez. Edilmez de hoş da karşılanmaz. Ama yine de yani bu arabada kusur yok mu kardeşim diye şöyle bakarsak onun haricinde neredeyse bir kusur yok. Dediğim gibi yani sigara yanığı, yırtık, sökük, patlak, çatlak. Bu yılda, bu kilometrede bunların olmaması bile bu araba çok değerli bir noktaya taşıyor zaten. Onun haricinde arabanın yedek anahtarı vesairesi tam eksiksiz. Arabayı biz teslim almadan önce İnan Hoca arabanın tüm kayış vesaire bakımlarını yaptırmış. Sağlam da para harcamış. Onların yapılmış olması, yağ bakımına varana kadar yapılmış bir şekilde teslim almakta masrafsızlık anlamında çok ciddi bir... Koltuğu kaldırmışsın lan Asım. Kaldırmadı. Kaldırmışsın lan. Yalan söyleme. Sen nerede gidiyorsun ya? Ha? Benim boyum yüksek olunca şu kafam tavana değecek gibi oluyor oradan. Ya yani. Benim gövdeden üstü uzun herhalde. Bir orantısızlık var orada. Ne diyordum? Evet, masrafsız olması bizim için çok büyük avantaj. Arabanın bu zamanda tek dezavantaj olarak kabul edilebilecek kısmı manuel olması arkadaşlar ama anladım ki Honda Civic'in manueli bile bayağı bir seviliyormuş. Arabayı aldığımızda yine Instagram'da bir tane fotoğraf paylaşmıştık. O fotoğrafta o şekilde yorumlar gelmiş. Talepçisi gerçekten bayağı fazla. Bu arada arkadaşlar, biz mesela bazen bu araçları paylaştığımızda niye fiyat yazmıyorsunuz diyorlar. Onu da çok kısa bir cevabını vereyim. Şimdi Instagram'da falan fotoğraf işte paylaşıyoruz aldığımız arabalarla ilgili ama bizim bir Fırsat Arabalar projemiz var biliyorsunuz. Türkiye'deki en uygun fiyatlı araçların satıldığı. Ya da arabasını satmak isteyen insanlar oraya arabasını getiriyorlar. Piyasada işte herhangi bir galeriden aldıkları en iyi tekstilden daha iyi fiyata bir gün içinde satma avantajı var. Daha kazançlı satma avantajı var. Konforlu, telefon trafiği yok. O şekilde bir sistem. O sistemle, fırsatarabalar.com sistemiyle bizim mağazada sattığımız normal usul alım-satım işlemiyle karıştırılabiliyor. Para Babası bir nevi mağaza gibi düşünün. Alım-satımla ilgilenen bir mağaza. Fırsat Arabalar bir aracılık hizmeti arkadaşlar. Alım-satım faaliyeti yapmak isteyen arkadaşlar için bir aracılık hizmeti. Onlar karışmasın diye biz fiyat yazmıyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Yani onun bilgisini de verelim. Ya bazen hani niye fiyatını yazmıyorsun kardeşim onu sistem ediyor. Onu DM'den hani gerçekten ihtiyacı olan öğrenir. Çünkü iki sistemin birbirinden farklı olduğunu bilmeden orada bir polemik oluşabilir. Yani bu tarz şeylere hiç fırsat vermeye gerek yok yani. Suizana sebebiyet vermeye gerek yok. O yüzden fiyat bilgisini DM'den tertemiz, ihtiyacı olan zaten soruyor. Oradan öğreniyor. Bütçesine uygunsa ilerliyor. Olmuyorsa ilerlemiyor. O şekilde yapılıyor. Arkadaşlar, arabanın dediğim gibi hani yedek anahtarı, şusu busu her şeysi dört dörtlük. Arabanın hiçbir yerinde kozmetik sorunun olmaması arabayı benim için
sürüşü çok değerli bir hale getiriyor. Zaten almadan önce arkadaşlar şöyle bir sürüş testi yaptım. Bizim arka taraflarda falan çako çukur yollar var. Şu anda mesela o bozuk yollarda sürüyorum. Biz arkadaşlar arabamızı biliyorsunuz before after yapmıştık. Pasta, cila, boya, koruma, iç detay, temizlik vesaire yaptıktan sonra araba iyice bir şahlandı zaten. Arabanın motoru, yürüyeni, sağa sola çekmesi, ön düzeni, süspansiyon sistemi hissedebildiğim kadarıyla gerçekten 100 üzerinden 100. Hani bu araba kime nasip olacaksa da aynı duyguyla veririm. Ben bir arabayı çok sevmediğim zaman arkadaşlar hani onu çok şey yapamıyorum ama sevdiğim zaman gerçekten güzel pazarlıyorum. Böyle birisi almak istediğinde böyle tatlı tatlı anlatıyorum. Sevmem de şöyle, benim arabalara Honda Civic'ciyim, işte Passat'çıyım gibi böyle bende öyle bir şey yok arkadaşlar. İkinci el arabada beni en çok etkileyen şey o arabanın diğer muadillerine, kendi yaşıtlarına, kendi kilometrelerinde veya kendi modelindeki rakiplerine göre ne kadar temiz, ne kadar tercih edilebilir, ne kadar masrafsız, bu puanlamalar ne kadar üst üste biniyorsa o araba bende o kadar değerli oluyor arkadaşlar. Yani o yüzden ben bu arabayı çok değerli görüyorum. Neden? Arabanın evet dışında 1, 2, 3, 4, 5 yanlarında 5 tane boyası var. Yani 5 parça boyası var. Hani böyle ikinci el pazarlama anlamında baktım 5 parça boya hani ne oluyor falan dersin ama internette aynı boyalara sahip hatta 2 parça boyalı olup 3 parça boyalı olup ya da belki de 1 parça boyalı olup bundan çok çok daha yıkık onlarca arabayı fiyatlandırmalar arasında hatta bizim şu anda satmak istediğimiz fiyattan da daha pahalısına görünce o zaman bu araba değer arz etmeye başlıyor arkadaşlar. Evet zaten ekspertizde abimiz söyledi. Şuralar vernik boyası, buralar bilmem ne boyası bunları da söyledi bize. O yüzden çok da fazla bir önemi kalmadı bizim için. Geriye kalan ne arkadaşlar? Arabanın masrafsızlığı. Örnek veriyorum şu zamanda bir arabanın tüm ağır masraflarının yapılıp teslim edilmiş olması bende artı bir. Ondan sonra o arabanın dış kozmetiğinde patlak, çatlak, ezik, göçük, gamze, yıkık böyle çok hani kötü bir görüntü olmaması artı. Arabanın iç kozmetiğinde sigara yanıkları, işte ne bileyim patlak, yırtık, göğüste, direksiyonda şöyle çizikler bilmem neler. Ben ne arabalar gördük de yani ondan artık böyle araç alım satım işine uğraşmayan arkadaşlar belki anlamaz söylediklerim ama ne arabalar görüyorsunuz bu işlere girdiğiniz zaman. Bir yerden sonra fotoğrafta göründüğü gibi olmuyor hiçbir şey. Şehirler arası yollara gidiyorsunuz günlerce, saatlerce. O eli boş dönmek falan çok rahatsız edici bir şey. Bunlar bizim için artıydı. O yüzden gönül rahatlığı içerisinde aldık. Zaten biz şu arabanın videosunu çekerken bile şu anda muhtemelen araba satıldı galiba arkadaşlar. Yani bir arkadaşımız geliyorum abi ben alacağım arabayı falan dedi. Yani kapora göndermesine gerek yok yani geleceksen. Ne zaman gelirse artık hızlı bir şekilde halledeceğiz. Daha o görüşme de tamamlanmadı. Yani hani arabayı satmadan önce değil, belki de satıldı şu anda araba. Ona göre konuşuyorum. Genel anlamda arabayı çok beğendim. Ama şöyle beğendim işte. İkinci el puanlaması anlamında beğendim. Ha, motor performansına gelirsek biliyorsunuz 2020 Civic de mesela çok aşırı heyecanlandırmamıştı beni. Mesela bu da öyle. Atmosferik motor. Şöyle bastığınız zaman yani 2020 Civic'le hemen hemen aynı duyguları yaşatıyor diyebilirim yani. Ama manuel araba bağlamında bakarsak viteslerin o geçişleri çok konforlu. Lık lık. Focus'ta da böyledir bak. Vites geçişi çok iyi. Ha mesela Nissan'larda, Nissan Juke'larda, Nissan'ın bazı manuel arabalarında falan kemiklidir. Hard kurt diye girer çıkar. Vites topuzuna bakıyoruz. Bu Nissan Juke'ların da vitesine var ya. Böyle bir kılım niyeyse ya. Arabayı seviyorum ama vitesinde bir kılım abi. Kemikli kemikli. Bunun bir geçişi var. Çok sert. Güzel mi? Çok sert. Ha sert ha ona sert sert. Sert. İnsan da baskı balatada şanzımanda bir şey var zannediyor. Ha lan bunun vitesini arkadaş bir böyle bir Focus'un ki gibi ne bileyim işte değil, bir hani değil. Focus et gibidir yumuşaktır. Et gibi tıklıklık gibi. Çok sert abi ya. Evet. Bunu niye böyle yapmışlar onu bilmiyorum gari. Mesela bunda çok yumuşak yani böyle pamuk gibi. Kısa şanzıman. Ha kısa şanzıman gibi orası da güzel. Bir de geçişleri çok güzel bak mesela şöyle atıyorsun ya. Girişleri çıkışları hiçbir kemiklik yok şey yok. Arabanın baskı balatası çok iyi durumda. Ya işte bunlar bizim için arabanın öne çıkan özellikleriydi. Bu şekilde aldık arkadaşlar. Allah sizlere bu videoyu izlerken benim de böyle bir Honda Civic'im olsaydı diyenlere daha güzellerini nasip etsin arkadaşlar. Daha temizlerini, daha düşük kilometrelerini nasip etsin. Bizim arabamız 141 bin kilometredeymiş. Aa bak şunu göstermedik. Honda logosunun boyası şeyi nikelajı kalkmış. Al sana kozmetik kusur. Kozmetik kusur ama genelde onu alıyorlar değiştiriyorlar. Çok da basit bir şey. Hemen çok da basit bir şey. Kırmızı olanı var bunun. Ha, kırmızısı var, moru var, ayvası var, narı var. Ya Honda ise kafanızı takmayın arkadaşlar. İstediğiniz gibi kurcalayabilirsiniz. Zaten bir sürü şey yapabiliyorsun ya. Tabii tabii. Oynama yapabiliyor. O yüzden seviliyor biraz da herhalde. Evet Hondacılar biraz da öyle seviyor. Doğru söylüyorsun. Abi bu araba PC5'ten daha geniş geldi sanki bana. Böyle daha bir ferah. Sattığımızdan mı? Aynen. O biraz daha basıktı sanki böyle. Yalnız o sattığımız 2020 FC5'i diyorsan o böyle biraz daha sedanımsı böyle daha basık böyle daha bir spor duruyor. Işte, bu biraz daha böyle çadır gibi. Yani
Ama çok... ferah bak. Şöyle iç ferahlığı... Her yer gözüküyor şu an kameradan. Sanıyorum iç ferahlığı haklısın galiba ya. Bizim sattığımızdan o 2020'den daha mı ferah bu? Şu ön hacim falan daha mı ferah? Vallahi ben kullanırken çok sevdim yani o kokpit tarafını. Zaten Honda kokpiti yapmış ya. Bu kokpiti çok sevdirdi yani. Hondacılar belki de bu kokpite aşıklar. Bilmiyorum ki. Yani çok seviyorlar abi. Direksiyonu yani çok böyle kocaman bir direksiyon değil. Spor direksiyonu anımsatan bir direksiyonu var. Honda aşıklarının Honda'ya neden aşık olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Analiz yapıyoruz. Hani biz genellikle bu işin ticaretini yaptığımız için arabalarla bazen böyle kalpten, gönülden bir aşk, bir bağ kuramayabiliyoruz. Bizde aşk ne kadar kazançlı öyle değil. Devam. Işık yanıyor. Öyle değil. Honda aşk. Honda aşk. Honda aşk. Yazıyorlar ya bazen. Honda demek aşk. Ki o yüzden böyle aşık oluyorlar. Evet. Bak koltuk ısıtma var. Aç. Koltuk ısıtma. Aç. Sevmediğin ya, arabada koltuk ısıtma var ya. Ya ben arabayı sev... Ben sadece Honda yani... Atmosferik motor olması. Ya bunları biz gerçi eleştiriyoruz da Asım. Hani motor böyle çok zayıf falan gibi hani tatmin etmiyor diye falan istiyoruz ama bu motorda bozulmuyor ama. Bozulmuyor işte. Bozulmuyor en uzun işte. Ömürlü motor hangisinde? Honda da işte. Bozulmuyor yani. Zorla, yanlış vites at, bilmem ne yap. Affedersin gatıra biner gibi bin. Maşallahı var ya. Arkadaşlar bakın şöyle durdum kenarda. Bu Honda Civic'in bir bug'ını buldum. Çok enteresan bir şey. Bu arabanın camlarını açtığınız zaman arabanın iç hacmi genişliyor ya. Nasıl? Nasıl ya? Böyle kalırsın işte nasıl diye. Bakın arkadaşlar gösteriyorum. Bak. Şuraya yaklaş. Bak şimdi. Hacim genişledi. Buradan şey daraldı. Bak. Şimdi araba camı kapanırken şu bak kapı buraya gelecek bak. Bak. Bak kapıya bak. Oh, ana, kapı şişti. Ha, şişti. Arkadaşlar bakın bakın bak 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 kapanınca kapı cam kapanınca kapı buraya geliyor. Bak açacağım şimdi. Bak boşaldı. Bak gördün mü? Şişiyor buraya bak. Şimdi bak açınca gördünüz mü? Neredeyse arkadaşlar bakın. Sağ camda da denedim. Orada da aynısı var. Arkalarda yapmıyor. Önlerde eğer camları açarsanız yarım santim buradan, yarım santim oradan, bir santim arabanın sağdan soldan genişliyor. Allah Allah. Sana kim söyledi bunu? Kimse söylemedi ya. Ben böyle kolumu şuraya koyuyorum ya. Camı kapatıyorum mesela otomatik zaten. Sol, bir tek autoyu da sola yapmışlar mübarekler. Niye öyle yaptılarsa. Diğer üç tarafı mesela şey. Auto yok yani böyle parmağınla basılı tutuyorum. Bakıyorum böyle iki saat kapandı mı kapandı falan böyle uğraştırıyor. Autoyu bir keramet var gibi sadece sola koymuşlar. Eleştiriyorum bunu. İlla ki bir açıklaması vardır. Ben bunu autoyu şöyle kapattığımda her kapattığımda bir şey ittiriyor beni kapıdan böyle. Böyle kapatıyorum tık bir şey ittiriyor beni. Baktım bu kapı şişiyor cam kapanırken. Bizim 2020'de var mıydı bu? Vallahi hiç fark etmedim hiç ben fark ya. Sen benden. Kolunu koyunca mı fark ettin? Tabii oraya? Tabii bak şimdi bak şöyle duruyorum ben tamam mesela. Camı açtım mesela tamam. Ondan sonra tamam diyorum camı kapatıyorum. Şöyle kol burada ya bak. Bir şey oldu. O kapı ittiriyor beni. Ondan sonra ne oluyor dedim baktım böyle şişiyor. Bu bizim arabaya özel değildir herhalde. Bütün Honda Civic'lerde vardır. Vardır da bakalım sen mi buldun yoksa daha önceden bilenler var mıydı? Ben buldum. Hayır zaten yorum bölümüne yazar arkadaşlar. Yani bu varsa bak arabayı durduğumuz halde ne kadar sessiz çok görüyor çok sessiz musun? Ya. Ne falan güzel abi ya. Allah'ım inşallah dua ediyorum. Bak mübarek Ramazan gününde inşallah almaya gittiğiniz arabalarda sorun yaşamayın. Şehirlerce uzaklara gidip de o arabanın patlak çatlak çıkması veya ne bileyim arzu ettiğiniz kalitede çıkması, sahibinin bazı şeyleri gizleyip yalan söylediğini falan görmek o kadar yorucu, can sıkıcı, o kadar moral bozucu bir şey ki. Yani inşallah böyle çok konforlu, keyifli, gönlünüzdeki arabaları güzelce alın arkadaşlar. Bu arabanın Isparta'da arkadaşımızda olması, rahatça almamız, ekspertiz kontrollerini her şeysini yaptırarak içimiz sinirli almamız falan çok büyük nimet. Arkadaşlar videomuzu izlediniz. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun, destek verin bize. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İnşallah yine böyle alım satımlarda denk gelen arabalara. Bu araba da eğer satılırsa yarın onu da çekeriz. Satışını da çekeriz arkadaşlar. O da yayınlanır zaten. Var mı Asım söylemek istediğin bir şey takipçi arkadaşlarımıza? Takipçi arkadaşlarımıza. Yani arabayı çok sevmiştim ama bir gün durmadı gittiğini. Yani belli olmaz. Belki de durabilir yani. Yani kesin değil şu anda. Hayırlı olsun denmedi ama alacak gibiler yani. Hayırlısı. Hayırlısı. Nasip diyelim. Nasip. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.